Sevgili seyirciler, Türkiye seçim atmosferine iyice girdi. Bütün partiler adaylarını belirledi, belirlemeye de devam ediyor. Biraz CHP'de sıkıntı vardı. O sıkıntılar da bir parti meclisinde aşıldı. Beşiktaş, Maltepe, Şişli ve Bakırköy adayları netleşmiş oldu. İnternet haber Beşiktaş'ta biliyorsunuz. Beşiktaş Belediye Başkan adaylarını önce ağırlamaya karar verdik ve ilk konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi'nin Beşiktaş adayı, daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş adayı Serkan Toper. Serkan Toper bir de benim hemşerim çıkmasın mı? Kağızmanlı. Biraz daha ayrıcalığı olsun diyorum ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Adi Bey. Teşekkür ediyorum bu nazik davetiniz için. Zor bir görev. Yani zor bir adaylık süreci Beşiktaş özellikle. Nasıl başa çıkacaksınız? CHP var orada. %70'lere dayanan bir oy potansiyeli var. Benim hiç gözümü korkutmuyor. Ben 25 Ekim günü Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa edip Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı olarak sahaya çıktım. 100 gündür sahadayım. 29 Aralık günü de kıymetli liderimizin takdir teveccühüyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilanıyla Cumhur İttifakı adayı olarak yoluma devam ettim. Beni korkutan bir şey yok. Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ın seçmeni aydındır. Beşiktaş'ın seçmeni vatanseverdir. Beşiktaş'ın seçmeni Atatürkçüdür. Dolayısıyla kendileri gibi vatansever, Atatürkçü bir aday sahadayken bunca birikmiş problem sonrası Beşiktaş için iyi bir alternatif oluştu. Bu alternatifin adı da Cumhur İttifakı adayı Serkan Toper. Dolayısıyla sahada ön yargılı şekilde bizi karşılayan bir seçmen yok. 15 yıldır taş üstüne taş koymamış bir Beşiktaş yönetiminden, belediye yönetiminden bunalmış, sıkılmış ve buna itiraz eden bir... Niye öyle diyorsunuz? Hiç Beşiktaş'a bir şey yapılmamış mı? Hiçbir şey yapılmamış. Yani muhalefet de şey diyor, AK Parti hiçbir şey yapmamış diyor. Bu sefer Beşiktaş'ta hiçbir şey yapılmamış. Külliyen hiçbir şey yapılmamış demek haksızlık değil mi? Bakın, Beşiktaş'ın Türkiye'nin en önemli ilçesi Beşiktaş. Gelir en yüksek ilçelerinden biri Beşiktaş. Bu tespitleri ben yapmadım. Biz arkadaşlarımızla oturduk. 25 Ekim günü 26'sında sahaya indiğimizde arkadaşlar dedi ki bir anket yapalım dediler. Dedim yapalım okey. Ama dedim anketi bizzat kendim yapmak istiyorum dedim. Sahaya indim. Ortalama her gün esnaf, muhtar, spor kulübü başkanı, sokaktaki insanlar 300'er kişiye dokunmak suretiyle Beşiktaş'ın sorunlarını ben yerinde tespit ettim. Anket yaptım. Bunları ben söylemiyorum. Beşiktaş'ta ne diyor? 15 yıldır diyor. Taş üstüne taş konulmadı. Beşiktaş'ta sorduk. Kreşim var mı? Yok. Öğrenci yurdum var mı? Yok. Belediye kaldırım yapabiliyor mu? Yok. Kültür var mı? Yok. Sanat var mı? Yok. Dolayısıyla kutuplaşmadan aldıkları güçle, aldıkları yüksek oylarla bir rağbete kapılmış, güç seyirlenmesi yaşamış, hizmet bir yana sürekli kavgalarla, yolsuzlukla gündeme gelen bir Beşiktaş Belediyesi. Beşiktaş'ta şimdi geçen gün Murat Hazinedar çıktı dedi ki benim dedi mahkumiyetim yok. Beşiktaş Belediye Başkan adayı olarak ben ortaya çıkmadım. Battal İlgez diye aday gösterdiler. O da benim gibi görevden alınmıştı. Ama beni aday göstermediler. İsyan ediyor. İsmimi diyor lekelediler. Ve diyor beni ihbar eden, İçişleri Bakanlığı'na ihbar eden CHP'liler de diyor. Hatta isim de veriyor. Seyit Torun'un yeğeni mi, kuzeni mi beni ihbar etmiş sahte belgelerle diyor. Yani bu CHP'deki kavga ortamından MHP AK Parti'ye bir şey çıkar mı? Bakın zaten problem bu. Beşiktaş Belediyesi taş üstüne taş koymadı derken kendi iç çekişmeleri içinde Murat Hazinedaroğlu isyan ediyor. Diyor ki belirli iç çekişmelerin kurbanı edildim ben diyor. Doğru mu sizce? Ben diyorum ki bütün günahlar Murat Hazinedaroğlu'na yıkılmaya çalışılıyor. Burada bir zihniyet problemi kapatılmaya çalışılıyor. Al işte bütün problem Murat Hazinedaroğlu'ndaydı. Adayı değiştirdik bütün problem ortadan kalktı. Hayır, 3 dönemdir aynı şekilde devam ediyor. Bir çeteden bahsediyor. CHP'nin içerisindeki bir çeteden bahsediyor. Ya orada 400 milyon borcu olan bir belediyeden bahsediyoruz. Karşılığında bir hizmet konulamamış. 400 milyon borç var ise hizmetlerdi. Şunu şunu yaptım diyebilecekleri ne var? Demek ki burada sistemli bir şekilde belediyede bir rant grubu var. Bunu Beşiktaş'taki sahadaki insanlar söylüyor. Ben söylemiyorum. Ben hukukçuyum. Elbette ki Sayın Hazinedaroğlu'nun şahsında kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan konuşmam. Ama Beşiktaş sahada herkes her şeyin farkında. Biz ne diyoruz? Ben ittifakı resmi olarak Cumhur İttifakı'nın adayım. Ama ben sahada Cumhuriyet Halk Partisi'nin vatansever, gerçek Atatürkçü seçmeniyle de ittifak yapıyorum. HDP ile birlikte hareket edilmesinden çok rahatsız. HDP ile birlikte hareket ediyorlar mı? Evet, adını açıklayamıyorlar. Madem bu kadar kötü, niye saklama gereği duyuyorsunuz?
Kimi açıklıyor? HDP aday gösteriyor gizli mu orada? Beşiktaş'ta aday göstermiyor. İstanbul Büyükşehir'de aday göstermiyor. Adana'da aday göstermiyor. Peki hangi anlaşmanın ürünü bu? Bunlarla anlaşmak iyi değilse niye anlaştınız? Yok. İyiyse niye saklıyorsunuz? HDP'ye bu ittifak karşılığında hangi ilçelere verdiniz? Hangi belediye meclis üyeliklerini taahhüt ettiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne... Kulağınıza gelen bir şey var mı bu konuda? Belediye meclis üyelikleri konusunda pazarlık yapıldığı kulağınıza geliyor. Adayların belirlenmesi sürecinde, CHP adaylarının belirlenmesi sürecinde HDP etkisi olduğu söyleniyor. İşte gerçek Atatürkçü, vatansever, CHP'li seçmen bundan rahatsız. Bunu da bize çok açıkça dile getiriyorlar. Dolayısıyla bu ittifak MHP, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek Atatürkçü seçmeniyle biz Beşiktaş'ta birlikte hareket ediyoruz ve inşallah birlikte de başaracağız bunu. Peki geçmişte baktığımızda mesela Beşiktaş'ın oy oranı nedir yerel seçimlerde? Ya 2014 yılının istatistiklerinin hiçbir önemi yok. Gezi olayları 17-25 darbe girişiminden sonra Türkiye'de çok derin bir kutuplaşmanın olduğu iklimde bu yerel seçimler yapıldı. Dolayısıyla Beşiktaş'ta CHP'nin aldığı %76'nın hiçbir realitesi yok. Bu dönem bunu sahaya yansıma şansı da yok. Cumhuriyet Halk Partisi adayı sahaya çıktığında öncelikle Beşiktaş'ı öğrenmesi gerekiyor. Çünkü malum Bahçeli evlerden geldi. Beşiktaş'ı tanımıyor, Beşiktaş'ı bilmiyor. Bunu da ben söylemiyorum. Bunu da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni söylüyor. Niye öyle bir aday gönderdiler? Bilemem yani. Demek ki öyle takdir ettiler. Siz Beşiktaşlı mısınız? Ben Beşiktaşlıyım. Ofisim Akat Mahallesi'nde, evim de Nispetiye Mahallesi'nde. Hangi takım tutuyorsunuz? Beşiktaş'ın yola çıkmış kişi Beşiktaşlı olur. Bu tartışma konusu yani götürmez. Yani başka bir takım yok mu? Mesela Murat Hazinedar Fenerbahçeliydi ama. Beşiktaş için yola çıkmış biri artık Beşiktaşlıdır. Bunu tartışacak bir tarafı yok. Evet. AK Parti ve MHP'nin oylarıyla birlikte orada bir aradan sıyrılma ihtimali var mı? Aradan sıyrılmadan ziyade biz her geçen gün 100 günün sonunda sahada kendimizi çok doğru aktardık. Biz ötekileştirme yapmayacağız, parti siyaseti yapmayacağız, bu ideolojik kavganın bir tarafı olmayacağız dedik. Ve Beşiktaşlı bu samimiyetimizi gördü. Ben çok organik bir seçim kampanyası yürütüyorum. Herhangi sosyal medyamı herhangi bir sosyal medya firması yönetmiyor. İmla hatalarına kadar bizzat hepsini kendim yazıyorum. Ve sosyal medyadan bize dönüşümlerin tamamına kendim cevap veriyorum. Sağda kendi cep numaramı dağıtıyorum. Yani ulaşılabilir, şeffaf bir belediyeciliğin de önünü açmak, göstermek için. Beşiktaş'taki en büyük problem, muhtarlar dahi belediye başkanına ulaşamamışlar. Kale kale dedikleri belediye insana kapatmak, muhtara kapatmak ve ulaşılmaz, kendilerine ulaşılmaz. Bir de kendi işlerinde bir kavga var. Tabii. Çok büyük kavga var. O kavga da hala devam ediyor. Adaylarını bir hafta önce açıkladılar. Aday hala bu kavgadan sıyrılıp sahaya inemedi. İnme şansı da yok. 18 Şubat'a kadar da acaba adayımızı değiştirir miyiz diye kendi içlerinde kavgaları devam ediyor. Burada Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde vatansever Atatürkçü kanadını istemiyor. Bunları tasfiye etmeye çalış. Burada tüm kamuoyu biliyor. Seçmenler yüz yüze geldiğinizde mesela CHP'liler size ne diyor? CHP'liler belediyedeki yolsuzluktan 15 yıldır ortaya hiçbir şey konulmamasından çok rahatsızlar. Bizi anlamaya ve tanımaya çalışıyorlar. Atatürkçü kimliğimizi, ben sosyal medya hesaplarımı geçmişten beri ne kullanıyorsam aynısını kullandım. Bakıyorlar Serkan Toper orijinal hayvansever. Seçim döneminin hayvanseveri değil. Serkan Toper seçim dönemi Atatürkçüsü değil. Geçmişten bugüne tutarlı, ilkeli şekilde orijinal bir hayvansever. İyi bir Atatürkçü. Ne diyorum ben? Serkan Toper Atatürkçülüğünün zekatını verse Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimine altı beden büyük gelir. Bir şey daha sorayım. Niye başkan olmak istiyorsun? Çünkü ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın derdiyle dertlenen biriyim. Beşiktaş'ta belediyenin hizmet yoksulluğunun sorunlarından, etkilerinden birini de ben hissediyorum. Bir parti siyasettir. O ayrı ama ben Beşiktaşlı olarak 40 yaşındayım. Gencim, enerjimi, tecrübelerimi bu saatten sonra Beşiktaş'a ve Beşiktaşlı'yla aktarmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür başarılar diliyorum. Çok sağ olun, eksik olmayın. Evet, konuğumuz Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş adayı Serkan Toper'di. Güzel bir sohbet oldu. Kendisini anlatmaya çalıştı. Beşiktaş'ta iddialı olduğunu söylüyor. Başka konuklarla başka programda buluşmak üzere hoşça kalın diyoruz. Ve tabii ki kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca videolarda beğenmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın.